Selam ve hoş geldin. Bu dersimizde Frame Tool yani çerçeve aracını tanıyacağız. Bu araçla çerçevelerimizin içine fotoğraflarımızı rahatlıkla yerleştirebiliriz. 2019 yılından sonraki Photoshop sürümlerinde Frame Tool aracı toolbar'da yerini almıştır. Önceki sürümleri kullananlar için de çerçeve içine fotoğraf nasıl alınır onu da başka bir yöntemle göstereceğim. Haydi başlayalım. Aracımız seçilirken kontrol panelinde Rectangular Frame ve Elliptical Frame seçenekleri de yerini alır. Öncelikle Rectangular Frame ile çalışmamıza başlayalım. Çerçevemi oluşturuyorum. Eğer kenarlarda böyle taşma olursa, tam istediğim yerden bu çalışmayı yapamadıysam, Space tuşuna basıp bunu istediğim gibi yerleştirebiliyorum. Şimdi Space tuşunu bıraktım ve çalışmama devam ediyorum. Diyelim ki bunu seçerken biraz taşırdım. Hemen yakınlaştırıyorum ve bu görmüş olduğunuz noktalardan da ayarlamalarımı yapabiliyorum. Şimdi fotoğrafımızı getireceğiz. Bunun için iki yöntem var. Birincisi file'dan open diyorum ve istediğim fotoğrafı Photoshop'un içine çağırıyorum ve sürükleyerek yerleştiriyorum. Bir diğer seçeneğim de bilgisayarımdan direkt olarak çağırmak. Masaüstüne geliyorum. Fotoğrafı alıyorum ve Photoshop'a getiriyorum ve yerleştiriyorum. Layer bölümünde iki tane seçeneğim var görüyorsunuz. Birincisi çerçevem, diğeri fotoğrafım. Şurada gördüğünüz birinci dikdörtgen benim çerçevem, ikinci dikdörtgen de fotoğrafım. Fotoğrafım seçili olduğu zaman Ctrl T diyerek fotoğrafımı istediğim gibi büyütüp küçültebiliyorum. Çerçeveyi seçtiğim zamansa çerçeve alanımın boyutunu değiştirebiliyorum. Orantılı değiştirmek için Shift tuşuna basıyorum. Her ikisini beraber Shift'e basarak seçersem de yine Ctrl T diyelim. Gördüğünüz gibi ikisini birlikte hareket ettirebiliyorum. Başka bir yöntemle bu çerçevenin içine nasıl fotoğraf yerleştirebiliriz onu görelim. Shape aracımıza geliyoruz ve Rectangle tool'u seçiyoruz. Yukarıda kontrol panelinde Shape'in seçili olmasına dikkat edin. Rengini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. File'den Place Embedded bölümüne geliyorum. Fotoğrafımı seçiyorum. Daha sonra Layer'ime geliyorum. Sağ klik yapıyorum. Create Clipping Mask bölümünü seçiyorum. Gördüğünüz gibi fotoğraf çerçevenin içine yerleşti. Bunu istediğim gibi şekillendirebilirim. Ctrl T ile yine boyutlarını ayarlayabilirim. Şimdi de Elliptical Frame ile bir çalışma yapalım. Bu çalışma için bir saat seçtim arkadaşlar. İçindeki gördüğünüz şu yuvarlak alana bir fotoğraf yerleştirmek istiyorum. Aracım seçili. Şeklimi oluşturuyorum. Bu beyaz noktalardan istediğim gibi ayarlama yapabiliyorum. Böyle elimizle noktalarla ayarlamak yerine ilk seferde en doğru daireye ya da elipse oluşturmanın bir diğer yöntemi de cetvelleri kullanmak. İşlemimi geri alıyorum. Cetvelleri oluşturacağım daireye göre yerleştiriyorum. Bu işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Bunu başka çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Ne zaman bir elipse ya da daireye ihtiyacınız olursa bu cetvellerden faydalanabilirsiniz. Evet, aracıma geldim. Cetvellerin sol üst köşesindeki kesişme noktasının bulunduğu yerden aracımı kullanmaya başlıyorum ve sağ alt köşedeki
yere kadar geliyorum ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi dairem tek seferde oluşuyor. Şimdi file'den open diyelim ve fotoğrafımızı getirelim. İçine yerleştirdik. Saatimizin içine papatyalar yerleşti. Şimdi ben bu papatyaların opasitesini biraz düşüreceğim. Böyle bir görüntü elde ediyorum. Bu çalışmayı da gönderiyorum hemen. Ve geliyorum shape'lere. Buradan da elips tool'u seçiyorum. Yine köşeden ayarlamamı yapıyorum. Shape'im hazır. Yine file'den Place Embedded bölümünü seçiyorum. Fotoğrafımı alıyorum. Fotoğrafımın olduğu layer'e gelip sağ klik yapıyorum. Create Clipping Mask diyorum ve fotoğrafım yerleşiyor. Şimdi cetvellerimi de gönderiyorum. Yine bunu da Ctrl T ile istediğiniz gibi büyütüp küçültebilirsiniz. Boşluğa tıkladığınız zaman da gider. Bu dersimizde de Frame Tool aracını tanımış olduk. Kolay gelsin.